Tatil planını kim yapar ilişkide? Nereye gittiniz en son? Ya beraber geçen sene Tayland'a gittik. Nasıl? Valla çok güzeldi masajlar falan. Umut hani böyle işte masajı, kaşınmayı işte çok seven bir insan. Kaşınmayı mı? Evet, kafasını inanılmaz kaşıtmayı seviyor. Ve biz hani ev işi yaptırmak için ben onunla mübadele falan yapıyorum. Şey, hani işte bulaşık makinesini boşaltırsın 15 dakika kafanı kaşırım hani. Yine fantezi dünyasında bir çığır. Ama itfaiyeci kıyafetiyle olursan. Mesela çamaşır makinesi boşalt 10 dakika sonra kaşıma benden. Ne kaşıması? Kafa. Kafa. Ya şöyle kafasını kaşıtmayı inanılmaz seviyor. Hemen bir demonstrasyon. Hemen. Çok. Ya şöyle şöyle kaşıyorum mesela 15 dakika boyunca. Adam şu an aşka geldi, gördünüz mü? Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Taksim Grand Pera'da alkışlarla başlıyor. Tamam. Biraz az kişiyiz, dolandırıcılık olsun diye dedim. Unutuyorum, o da çekiyor beni. Böyle bir adam kaç yaşında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umut ve Demet. Evet. İlişki kaç sene? 8 yıldır beraberiz. Son 4 yılda evliyiz. Oh, harikulade. Nerede tanıştınız kuzum? Biz birbirimize fal bakarak bir ilişkiye başladık. Bir 4 büyükler denilen denetim firmaları vardı. Orada çalışıyorduk beraber. Umut daha iyi anlatır onu. Ben detay bitti mi şu an senin anlattığın? Böyle aniden kesemezsin tam devam ederken. Kendisi anlatır. Evet. Şimdi şöyle. Demetli proje 2 hafta görevliydi. Ben ilk haftasında izinliydim. Proje bazlı proje bu arada bazlı bütün işler. Denetim yapılıyor. Ben ikinci hafta o projeye gittim. Demet de o hafta sonu izinden geliyormuş. Amasya'dan. Böyle pazartesi sabah 8 elinde elma torbasıyla geldi şey ofise. Ben bir hani gözüme kestirdim tabii baştan. Birbirimize şirket MSN'inden şarkı göndermeye falan başladık. Ama böyle şarkılar şey, hızlı hızlı şarkılar hani böyle romantik değil de. In my bedroom, in the club falan diye böyle apaçı apaçı şarkılar. Çekolar! Sonra işte ama o şarkılar yavaş yavaş şeye dönmeye başladı biraz. İşte Sezen Aksu git, gitme falan böyle. Seni kimler aldı falan biraz şeklinde. Biraz da romantik dönmeye başladı ama ben bir de biraz da belli etmeye başladım. Mesela ekipçe yemek yiyoruz. Demet kahve yapmaya gidiyor mesela. Ben hani herkes çalışmaya dönüyor, ben onun yanına gidiyorum. Yardım etme ayağında falan. Tamam. İlk flörtöz buluşma. Şimdi ekipten bir arkadaş dedi ki, Demet'e fal bakarken içinde M olan birisiyle beraber olacaksın dedi. Kız anladı herhalde. Ben de hemen MSN'den yazdım. Sence kim acaba falan diye. Dedi bilmiyorum. O zaman dedi ben bir buluşmada söyleyeyim bunu sana falan kim olduğunu. Bu arada yaş da 24 ama 18. Evet. 19 gibi davranıyoruz yani. Olsun canım, ne güzel işte. Sonra ilk buluşma oldu. Nereye gittiniz? Havelika diye bir yer. Suadiye'de bilirim vardı. Ben. Evet, orada buluştuk. Ama böyle şey buluşma. Biraz gerginiz tabii. İlk buluşma. Ondan sonra... Nargileci orası ya. Evet. Tavla oynadık zaten. Ben onu söylemeyeyim dedim ama. 1 Ekim'deydi bu. 7 Ekim'de çıkmaya başladık. 7'sinde ne oldu? Kim kim öptü? Öpme olmadı öpme hemen. Öpme olmadı ya, yok hemen. İlk gün olmadı. O kadar. Ne zaman oldu öpme? 2. 3. gün falan. Hemen ağırdan sattım. 4 saat beklettim. Al öpersin dedim. Bunu 5'te dedim bunu. 9'da öptüm. Aileylerde mi yaşıyordunuz o zaman? Evet. Evet, evet. Ailelerimizle yaşıyoruz. Ailelerle? Evet. Oo, evet. Cehennem. Bir o sıra bana, size yardımcı bana olan bir arkadaş? Yok yok. Ne yaptıysa kendi başımıza yaptık. Ne diyor acaba şu an? Ne yaptınız? Ya işte bu, kendi başınıza? Buluştuk. Anladım oğlum onu. Sinemaya gittik. Var yani. Öyle şeyler. Öyle hiç hani ortama... Yap- Uyuyalım uyaralım olmadı. Yok ya be şimdi abi, bunu ailelerde izleyeceği için hani. Yok öyle uyuma falan yok. Artık evlenmişsiniz, daha ailesi mi kalmış hayatım, siktir et ya. Ya Merve'lere gittiğim oldu birkaç kere. Ya gelsene sen de ya. Yani sakin ol da. Neden yalan söylüyorsun hocam bana? Yok mu abi deyip kız diyor ki ben Merve'lerdeydim. Belki sana da yalan söylemiştir, belli olmaz. Birbirinizin ilk uzun ilişkisi misiniz? Benim öyle ama Umut'un değil. Benim ikinci uzun ilişkim. Öbürü kaç sene? 8 falan var. Hocam sessiz kalarak zaman kazanamazsın yani. Sana net kaç yaşında adam bir soru sordum böyle. 6-7 sene diye. Sen şu an kaç yaşındasın? 32. Düş 8, 24. 24, 7 daha düşün. Sağ ol. Salak değilsin, 7 daha düş. Ama arada var bir gene birkaç yıl boş, ondan önce düşündüm. Ya küçük yaş ilişkisi bu. 14-15'te başladı. Aman be. Evet. Ya 14 yaşındaki ilişkiler ne olur? O yüzden işte söylesem mi söylemesem mi ne, o yüzden... Ha ondan sen... Evet. Kal geldi sana bir an. Hiç kavga eder misiniz?
Yani ediyoruz. Ama çok böyle aşırı şey etmiyoruz yani. Şiddetli ve hani kapıları çarptı. Ne çıktı en sert ağzında? Ya geçen o bana bir küfretti. Benden çok çıkmıyor. Ben içimde ne diyorum? Ne dedi sana geçen? Annemle ilgili bir şey söyledi. Hayatınızda hiçbir küfrün bu kadar yumuşatıldığını gördünüz mü? Annemle ilgili bir şey söyledi. Yok. Ne dedi annenle ilgili? Bir de diyor ki izleyecekler. Allah kahretmesin seni. Benim sakladığın şeye bak, şimdi söylediği annem şeye bak. Annem beni arada şey diyor, hangi kanalda çıkacaksın diyor. Dedim ki ATV'de, ATV boş ver. Aynen. Evet, şu an şov başlar bekliyorlar. Tamam. Siktir git dedim ya, şey annesiyle ilgili bir küfür etmedim. Hayır, anını s**im dedi. Kaldı orada. Ama şey kızgınlık hayatım, bir anda çıktı. Tamam anlıyorum ama sen şimdi biz... beklemiyoruz ya bunu. Bize bu travmayı yaşatamazsın yani şu an. Dünya tatlısı kadın. Anladın gibi. Beklemiyorduk yani biz. Yok sik. Evet diye bak yine aynı tatlı. Ay canlandırayım diye dedim yani hani. Sonra zaten ya. Pişman oldu ama hani. Zaten gerçeklik payı yok. Bir yani. Saniyenin. Özrün kabahatten daha ayıp olduğu bir an. Saniyenin yarısı bir anda sinirle söylenmiş. İğrenç evet, Allah evet. Kahretsin yani. Beni. Oğlum daha doldu bir anda. Allah belasını versin böyle adamın. Kendine coştu bir anda. Ne gerek var ya böyle şeyler söylemeye. Anladım. Bir an coştum, çıktı evet, ağzından evet, ve çok evet, pişman evet, oldum. Çok da pişman oldum tabii canım. Aynen öyle. O biraz şey oluyor. Normal erkek arkadaşlarını muhabbet ederken normal hayatında çok küfür ediyorsan. Ya etmiyorum. O zaman oğlum ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Şey. O zaman etmiyorum. Yok. Annesiyle ilgili olduğu zaman söylemiyorum. Ben içimde ne diyorum ama ona? Ya ana avrat. İçinden. İçten içten yüzüne söylemiyorum. Hiç dıştan demedin, içinden ettin. Yok içimden. Büyük kavgamız bir kere oldu. Tamam. Ben Demet'i evden kovdum. Hemen geldi çırp çırpçılar. Hoş geldiniz Twitter. Şöyle dışarıdan bana bir şey alacaktık. Mayo veya şorttu galiba. Almamış kovdun mu? Ben... Şort nerede yok? Siktir git bu evden. O mayoyu gör. Ananı ya ne gerek var? Hayır bende şey var mesela bir plan yapıyoruz ya. Mesela onu o an yaptıysak gidip yapmamız gerekiyor. Onu yapmayınca ben bu sefer tribe giriyorum. Ne konu neydi? Bana şey aldı. Bir şey alacaktık ona. Ben de o an üşendim. Çıkmak istemedim. Sıcaktı falan. Dünya Kupası maçı vardı evde. Tamam. Çıkmak istemedim. Demet çok çıkmak istedi. İşte hep böyle yapıyorsun, bir plan yapıyoruz, işte gelmiyorsun. Ben o kadar özendim, internetten baktım. Böyle bir şey yani şeye uyuz, girdi, kısa döngüye şey girdi. Evet. Ondan sonra biraz daha şey oldu, sertleşti muhabbet. Oo. Ben de yani... Yok sertleşti derken öyle hiç, şey hiç normalde şey huyum değildir. Çık git evden falan dedim. Gitmedi. Bayağı da sözünü dinleyin. Aferin biz gitme tabii ya. Sen git deseydin. Demedim işte. Çünkü onların eviydi. Anne babasının eviydi. Hani sen git diyemezdi. Ha tamam. Benim çıkıp gitmem gerekiyordu da. Ha, eski bir hikaye bu. Evet çok evet eski. Çok eski. Çık git evden dedin. Dedim ve gene pişman oldum. Ve hani onun da gitmedi ya. Böyle bir vicdan yaptım. Ben üçüncüde yani. Gittim bu arada. İki kere kovdu. Üçüncüde emin oldum gerçekten gitmemi istiyor. O zaman çıktım gittim. Aynı gün mü oldu? Ben buraya hatırlamıyorum. Evet. Üçüde. Evet ha, evet. Üç kere kovdu. Üçüncüde aynen. Dedin ki. İstemiyorum sen git dedi. Ondan sonra. Sen dedin ki dur bakalım ben azıcık durayım. Bir beş dakika sonra gene hani istemiyorum git gitsin inendim. Gene durdum. Hani bir umut belki çıkar alırız falan yaptım ya ben orada o an. Sen hele şortun peşindesin. Aynen. Kız hiç kavga kavga umurumda değildi bugün. Şu şort alıp da rahatlayayım ya. Niye ben devreme teklifini? Ben ettim. Nerede ettin? Fransa'nın Paris kentinde. Paris kentinde mi? İlk defa duyuyoruz ha. Neresinde acaba? Orayı biraz söyleyemiyorum. Aşıklar Tepesi diye bir bölgesi var. Orijinal adı ne? Montmartre. Attın mı lan? Yok valla. Ya metro duran adı Montmartre. Sacré-Cœur aslında. Neymiş? Marketin böyle söylenmiyor. Söyle bakayım. Sacré-Cœur galiba. Sacré-Cœur. Evet. Bilen var mı? Paris'te Aşıklar Tepesi. Nasıl telaffuz ediliyor? Ver bakayım mikrofonu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz eğitiminiz Fransızca mı? Evet. Lisans eğitimim Fransızca. Sacré-Cœur diye telaffuz ediliyor. Sacré-Cœur. Cœur, evet. Tamam. Fransızca şey der misin? Birbirlerine çok yakışıyorlar. Diyemem galiba. Yakışmıyor. Hangi üniversite? Galatasaray Üniversitesi. Galatasaray bitmiş. Önce onu söyleyeyim. Benzer bir şey söyleyeyim. Vous êtes très sympa. Yani? Çok sempatiksiniz. Çok? Sempatiksiniz. Ha, bana mı diyorsun? Bir dözenizi alabilirsiniz. You too. Merci beaucoup. Good. Teşekkür ederiz.
Sacré-Cœur. Rica ederim. Anlat bakayım, ne oldu Paris'te? Havandan başlayayım mı? Başla. Abi doğduğum günü anlatayım önce. Şimdi ben sürpriz amacıyla yola çıktım. Sabah havalanında işte X-ray'den geçiyoruz ya. O yüzük benim paltomun cebinde. Tam paltom çıkarken onu normal cebime aldım, pantolon cebine. Şimdi paltoyu attım, işte bütün valizler falan gitti. Ben geçerken öttü. Şey, X-ray'den. Neden bırakmadın orada? Abi şey, biraz çünkü yüklüydü. Ne yapıyorsun oğlum? Pahalı. Şu bir an kal gel evi öpüyor. Yüksekti fiyatı. Yüksekti. Dedim orada risk aldım. Söyle ya, bir şey olmaz. Dolar 2.22 iken işte 1.000-2.000 dolar. Bak bir şeydi yani. 1.000-2.000 dolar. Evet. Böyle skala verilir mi oğlum? 1.000 dolarla 2.000 dolar. Mesut ya 500 dolar ya 6.500 dolar, öyle söyleyeyim. Tamam, 1.500 diyelim o zaman. Tamam. Onu riske atmak istemedim. Cebimde duruyor. Öttü sonra. Demet de önden geçmişti valizlerin. Orada bekliyor beni. Ben yüzükten geldiğini sandım sesin. Meğer botumdan gelmiş. Botu çıkarmak gerekiyor ya. Ben botu çıkarmamıştım. Oradan geçti bir şekilde. Ama bir dedim acaba kıllandı mı? Kıllandın mı? Ya şöyle, ben zaten evlenme teklif edeceğini biliyordum. Hatta kız arkadaş gruplarında falan işte hadi kızım hani işte evlenme teklif edecek falan filan diye konuşuyorduk. Zaten kızlar gazlamış yani hani. Hatta aslında şey diyordu arkadaşlarım, işte etmezse sen de işte kızlar ICDS falan diye fotoğraf koyuyorlar ya, işte sen de şey diye koyarsın, I said no, işte not proposal falan, hani böyle. Hani şey, teklif alamadım, ondan sonra nişanlanamadım falan diye koyarsın dedi. Tam can dedi. Pazarı ya, can pazarı yani. Aynen. Ya çünkü biraz baskı da vardı üzerinde evlenme teklifi etmesi için. Arkadaşlarım da böyle yavaştan hani evlenme teklifi almaya başlamıştı. Tamam. Ondan sonra hani bizim de ilişkimiz tabii uzun olunca da. Orada yüzüğü fark etmedin ama. Fark etmedim. Sonra? Ama ben muhtemelen valize falan koydu diye düşündüm ondan sonra. Hatta şey, 3 günlüğüne gidiyorduk. Ben hani cumartesi akşamı yemekte edecek diye düşünüyordum. Hatta herkes öyle. Ben de öyle düşünüyordum. Hani ortak kararımız öyle oldu. Ne oldu sonra? Ben gider gitmez hemen dedim bu bomba bende durmasın, vereyim karşı tarafa, orada dursun dedim. Ona verdim. Neyi? Yüzüğü. Bomba dedi yani, de yüzük. O taşısın yani, onda dursun. Hemen taksın. Çünkü yüzüğü verdin. Evlenme teklif ettim tabii. Ha, ettin ha, tamam. Evet. Ben dedim sadece yüzüğü ver, bir sonra ederim dedim. Çıktık Sakrakoy'a. Abi sende kalsın. Çıktık falan. Çıktık oraya. Tamam. Havada buz gibi yağmurlu Şubat ayı. Ben bayağı cümle ezberlemiştim. Neymiş? İşte seninle geçirecek bir ömür benim için her şeyden kıymetli falan gibisi. Bu minvalde. Devam et, devam et. Sesini de azıcık değiştiriyorsun sen. Tam olmuyor da sende. Yakışmıyor da senin. İşte yakışmadı ve o heyecanlı. Allah sen bir ne dedin ya? Tamam. Diz çöktün. Diz çöktüm, ben sana bir şey vermek istiyorum dedim. Ya unuttum hepsini. Bütün cümleyi unuttum ve yüzük çıkmadı paltonun cebinden. Allah'ın belası yüzük çıkmadı. Ya böyle çıkıyorum çok. Adam anladı zaten. Bir şey geleceğini oradan. Cümleler güzel miydi kuzum? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ya güzeldi. Bir de ben şey, romantik değil mi? Hiç öyle ağlama, hani şey yapma. Onları olmadı. Ondan sonra sadece şaşırdım. Hani ben kendimi hep o yemeğe şartlamıştım. Hani yemekte edecek diye. Hani orada hiç beklemiyordu. Ne kadar büyüsü az ya bu, evet, hikayenin. Çocuk yok şu an. Yok şu an. Kim yok. Daha yakın çocuk fikrine? Ya sanki ben daha yakın gibiyim. Nereden anlıyoruz bunu? Yani hani seviyorum çocukları falan. Bir de hani yaşta artık 32 falan diye böyle yavaş yavaş o kafaya girmeye başladı. Ben de olursa olur ama hani Demet istediği için ben de... O da istiyor. Yani şey, uyum sağlarım yani. Ha, ve sen nasıl söylüyorsun çocuk istediğini adama? Yani şey, bir şey söylemiyorum hani. Bir arkadaşın hamile kabini... öyle olmuyor hiç, söyleyerek olmuyor. Yakın bir arkadaşın hamile kabini vererek söylüyor bana. Ben onun aynen çocuk istediğini. Ha, anladım. Evet, evet. İşte yaşta 32 oldu falan. Sen yani nasıl karşılıyorsun bu durumu? Ölü taklidi yapıyor. Demin bana da yaptı, evet. Aynen. Yeme bunları. Evet. Şöyle şeyler yapıyor bir anda. Gir kelime falan diye. Çok mutlu oldum onlar için falan diyorum. Hani, hani bize gelmesin konu diye. İçi kanı ağlıyor halbuki. Ama şey, zaten ilk tanıştığımızda 30 yaşında anne olmak istiyorum demişti bana. Tamam. 32 şu an. Oğlum ben bunları hesap edebiliyorum bana sürekli. Geldi dedi ki, vallahi hayatım hiç sorma ne olduğunu dedi. Aşağıda arabanın bagajında bir tane ceset var dedi. Bunu göle atmamız lazım dedi. Arkasında durur musun? Vallahi ben bayılırım zaten. Hiç soğukkanlı bir insan değilim. Bana muhtemelen öyle bir cümle söylediği zaman bizi polisler falan yakalar hani. 155'i arar direkt. Ben normalde aşırı panik bir insanım. Şikayet eder misin?
Yani o yaptıysa söylerim. Şey yapamam. Hayır, ben yapmadıysam da o benim bagajımdaysa... Ben belli ederim zaten. Hani inanılmaz belli ederim. Şüphe çekmeyeceğimiz zaman da bile çekeriz. Ha yani. Evet, evet. Açarsın camı. Bagaja bakın diye var mısın? Bagaja bakın. Ya bir kere şey oldu. Biz şimdi böyle havaalanlarına falan gidiyoruz. Yani hani onu söylemeyebiliriz ama. Daha uygun olduğu için çeşitli transfer şeyleri tercih ediyoruz. Daha uygun oluyor çünkü. Bir kere tam havaalanının girişinde yakalandık polislere. Ha şey, korsan taksi. Evet, söylemek istemedim şimdi korsan. Affedersin, annene küfür ettir az önce. Bunu niye saklıyor ya? Hayır, söylemeyelim dedim. Rahat ol ya, bir şey olmaz. Tam korsan taksiye yakalandık. Yapmamalıyız. Evet yani, ondan sonra yapmadım zaten kabahatler. Bir kere. Onunla göre 300 lira ödeyince bir daha binmedim korsan taksiye. Ondan sonra işte bizi çevirdiler. Umut dedi ki rahat ol dedi. Adam da rahat ol dedi. Ben şimdi onları öyle dedikçe daha da gerildim. Polis dedi ki nereden tanıyorsunuz dedi. Ben de dedim ki şu firmada çalışıyorum. Bizim şirketten arkadaşım dedim. Hani bizi havaalanına bırakacakmış dedim. Ondan sonra o da dedi ki o zaman dedi hani göster telefonundan, WhatsApp'ımdan falan. Ben de adamın numarasını silmiştim. Gösteremedik tabii ki de. Ondan sonra bizim pasaportları falan aldılar, şey yaptılar falan. Ama el ayağı titriyor orada. Ben o arada yani bayıldım, bayılacağım hani uçağı falan artık şey kafadan çıkarttım. Hani bizi götürecekler emniyet müdürlüğüne, hani onu nasıl anlatacağım hani diye şey düşündüm. Neymiş o işin cezası? 315 liraymış kabahatler kanununa göre. Adama? Ona daha fazla araba, bir şey. Onu bağladılar. Arabayı bağladılar. Bize taksi çağırdı polisler. Biz taksiyle girdik havaalanına. Kibar da yani polis taksiyle çağırdı. Sonra polis şimdi bizim gözümüzü korkacak ya, bana dedi ki hanımefendi dedi hani bu dedi işte adam dedi hani uyuşturucu kaçakçısı olabilir işte hani başka şeyleri olabilir. Şimdi arabadan dedi bir şey bulsak dedi onların dese dedi sizin başınız yanacak dedi. Ben de öyle dedi ya direkt hani böyle ağlamaklı bir şekilde dedim ki memur bey dedim ben sigara bile içmiyorum dedim. Açın valizlere bakın falan dedim. Umut diyor ki adamlar bizi salıyordu hani neden valiz açtırıyorsun şimdi? Adam cezalı. Annemi babamı çağırın onlara sorun. Aynen ben şey falan diyorum ya yemin ederim hani biz sigara alkolü bile çok az içiyorum ben hani şey yapmıyorum yani lütfen bize inanın hani en kötü huyumuz şu falan diye saymaya başladım. Şey diyor ya hani canım tamam bir şey demiyorlar hani inelim taksiye binip gidelim. Dolayısıyla hani öyle bir şey söylese yani, bana. Adam cezayı kesti, makbuzu verdi elimize. Demet hala valiz atacak, ben valiz atacağım ben diyor. Hani, adamı inandırmam lazım. Hala valiz... Ya şu valiz bir açayım ne olur bana bir, bana bir güvenin görelim ya. İlişkinin dokunmatiği kim daha çok muçmuç? Ya, ben herhalde ben. Evet ya ben şaka yapmayı seviyorum işte el şakası ondan sonra işte böyle. Ne yapıyorsun kız pandik mi atıyor çocuğa? Evet. Harbi mi? Ya genelde böyle. Abi evin içinde pandik mi atıyorlar yok, sana? Yok yok evde değil sokakta mesela. Sokakta mı? Bir kere anahtar. Hayatım gel buraya. Hayır. Hayır hayır bir kere mesela elimde anahtar vardı onunla böyle şey şaka fark etmedi. Ona şaka yaptım. Elinde anahtar vardı bir adamın. Şey mi yaptın? Aynen o da işte canım ne yapıyorsun sokaktayız falan dedi böyle. İşte mesela tam yatıyoruz yastığını kaldırıyorum falan boşluğa yatıyor böyle hani. İşte kafamı bir koyuyorum boşluk falan o gülüyor. Ya da işte böyle elimi koyuyorum falan üstüne yatıyor kalkıyor falan hani böyle. Öyle işte. Şaka seviyoruz. O mesela anahtar şakasından sonra ne yaptın sen hocam? Sokakta olunca biraz tabii canım, evde aynen. Alışıksın. Evde o anahtar işte. Üzme evde bana girmeyen yok ya. Anahtar güzel bir örnek öyle söyleyeyim. Kayınvalide, kayınpeder aranız nasıl? Çok iyi. Bayağı iyi. Valla? Evet. Çok iyi insanlar annesi babası. İzleyecekler diye. Vallahi şu an çok bir inandırıcılığı yok ama da gene de. Hayır, inandık abi saçmalama. O bir kere çok, ağzından çıkmış çok, da olacak. Yani, üstüne durulacak bir şey değil o yani. Zaten hani şey gibi davranıyor bana. Damat gibi değil de ama kendi oğulları gibi. Sen ne diyorsun onlara? Anne baba diyorum. Ama şey Ercan baba, Çiğdem anne diyor anneme. Hani şey evet. Direkt anne baba demiyor ama mesela ilk tanıştığımızda o da çok heyecanlıydı. Babama Ercan Bey dedi. Biz tabii ki de böyle annemle dağıldık yani. Hani Ercan şimdi, Bey ne? Hani. Şimdi üç opsiyonum var. Ercan baba denmez daha ilk tanışma. Ercüş. Ercan amca dedim şimdi amcaya da girme. Belki biraz böyle hemen ilk günden bunda lakaytlık gibi olmasın. Dedim Ercan Bey diyeyim hani ona gülsünler. E güzel. Adam hani kızmaz. Annesi de o annesiyle gülüşler onlar. Biz zaten içeriye kaçtık yani hani. Ercan Bey'i sen duyunca. Ne diyorsun kayınvalidere kayınvalidere? Ben de işte Gülcan anne Muzaffer baba diyorum. Dedikodu yapar mısın birlikte? Of. Felaket yaparız. Vallahi. Acayip. Aynen. Ya bende bir de şey huyu var. Önce böyle arkasından gömerim ama yüzüne gördüğümde de tam inanılmaz sinsi. Böyle şey.
sevimli bir şey olurum ki hani o insanı sevmediğimi anlayamazsın. Hatta Umut bir kere şaşırmıştı. Hayatım ama karaktersizliği bu şekilde sempatik anlatamayız. Acayip. Tamam bak sözlük karşılığı söyledim. Arkasından konuşurum yüzüne bir gülerim. Ya bir kere, kimsenin ruhu duymaz ya. Bir kere şey oldu. Bağdat Caddesi'de yürüyorduk. Ben böyle işte birini kötülüyordum. İşte ya işte o da çok böyle hani paçoz, salak saçma davranıyor. İşte onunla işte beraber olana Allah sabır versin falan filan. 10 dakika sonra kızı gördük. Ben de ay canım inanmıyorum bu kadar mı olur? İşte senden bahsediyorduk. Bir de söylüyorsun. Ama şey hani iyi anlamda bahsediyorduk diye şey yaptım falan. Ay seni gördüğümüzde inanılmaz sevindik falan diyor. Şey diyor bana döndü falan hani. Ya sen iyi misin hani? 2 dakika önce kızı gömmüyor muydun? Hani bu gömdüğün o hocam böyle bir duygunda, durumda hanımına olan saygında bir azalma olmuyor mu? Oluyor evet. Kavga ediyoruz ya arada. İlk barışma adamını kim atıyor? Hep ben atıyorum. Çünkü demek şey ben hiç dayanamam normalde. Yani kimseyle küs kalmaya dayanamam. İkinci de değilimdir. Hep ben alttan alırım. Hani haklı da olsam haksız da olsam. Sen bu adamı çekiştiriyormuşsun kız grubunda. Oraları kesin, çok bilmiyorum. Harbi mi? Çekiştiriyoruz ya. Bir kız grubumuz var böyle cehennemlik ondan sonra. Adı ne grubu? Dirty 30 diye ondan sonra. Dirty 30. Evet. Görmüşlerdir bir yerden de mutlaka. Aynen. Ondan sonra orada işte dördümüz de evliyiz. İşte orada. Herkes kocalarını mı gömüyor? İşte kocalar, işte aileler. Sevgililer. O gruptan sağ çıkan yok. Aynen. Ya orada böyle bir deşarj oluyoruz, sonra devam ediyoruz. Ha iyi. Evet evet, o da olmasa şimdi yani yalan mı söyleyeyim? Tamam canım, söyleme tamam. Var mı böyle başka WhatsApp kız grubunda sevgilisini gömen? Yok olmaz. Dürüst mi? Olun ya. WhatsApp erkek grubunda sevgilisini gömen. Bana şu an inandırıcı gelmiyor kimsenin el kaldırmamış. WhatsApp diye bir şey duymuş olan var mı daha önce? Hanımlar beyler, ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Canım seyircime. Şey olmaz ya, içlerinden geldi deriz biri sorarsa. Kuzum, evet, sence Umut dünyanın en yakışıklı adamı mı? Adama bak nasıl farkında yoo. Değil yani. 10 üzerinden kaç veriyorsun fiziken? Dürüst ol. 8'de. 7. 8 de diyor. Arkadaş karışamazsın ya. 8'de rezil olur. 5 veriyorum. 5? Evet. Ne oldu bir anda? Sen delirdin bir anda. Hayır çünkü baskı hissedince kırdım puanı. İyi yaptın. Evet. Fiziken daha güzel olsaydı dediğin bir özelliği var mı? Kilosu dışında. Komple bence. 5 verdi, 5 verdiğine göre. Kaşları ince olabilir. Tamam. Biraz İbrahim Tatlıses kaşı gibi kaş, yani gür kaşları var. Bir de el tırnaklarını yiyor. Hani onlar daha şey olabilir. Kası var mı? Türk kası var. Yani? Ya hocam yani. Kendini okşama şu an karşımda. Ben buna hazır değilim şu an yani. Ya biraz hani üst baldırları falan hani böyle kaslı. Oğlum vallahi coştuk adına. Böyle böyle. Maşallahı var yani. Ondan aha, sonra işte kolları kaslı. Arada işte bana yön sorar mısın falan yapıp şöyle saçma hareketler yapıyor. Bir soralım mı? Soralım. Yönlendiriliyorum şu an. Soralım. Mesela, sen sor. Ne soruyordum ben sana da sen diyordun. Mesela zeytinyağcıyı sor. Ha, zeytinyağcı nerede gösterir misin? 150 metre sonra sağdan gir. Şuradan bana kası gösteriyor. 500 yani metre düz git. Şu an siz fantezi mi yapıyorsunuz beraber? Yok ama gerçekten böyle yapıyor. Şöyle ilk defa şöyle bir cümle kurdum. Bana zeytinyağcıyı sor. Hocam dünyanın en güzel kadını mı? Benim için evet. Ne güzel. Romantik serseri. Hiç etkilenmiyor böyle şeylerden. Boş ver. Ben hala ama deniyorum şansımı. Sen kaç verirsin onun üzerinden? 8,5 veririm. 8,5. 1,5 biraz önceki bana 5 verdiği için. Tamam, fiziken daha güzel olsaydı dediğin bir özelliği var mı? Var. Neymiş? Şöyle, ayak baş parmağı ile onun bir yanındaki parmak arasından metrobüs geçer, bayağı açık. Açma şimdi. Evet, biraz yani ayrık. Gösterir mi falan diye. Ve ikisinde de öyle, enteresan. Öyle mi?
Ne, nasıl ayrık? Elinle göster bakayım. Hani şu şişman olur ya ayak baş parmak. Öbürü böyle şurada falan. Ya şöyle mesafe var ikisi arasında. Oo. Evet. Hava alıyor orada. Hatta geçen terlik giydim. Diyor ki bana hani terlik mi açıyor acaba? Giymesen bir terlik hani arasında. Annen falan da mı böyle? Ya yok yani bir tek bende böyle bir de şimdi yeni bir yeğenim doğdu. Yeni bir yeğendim. Allah bağışlasın. Aynen. O da bana benziyor. Ayakları öyle mi? Bir evet. Bir tek o özelliğini almış demekten. Ana. Kız o da işte kız halaya çeker derler ya. Ala ala bu özelliğimi almış. Peki hocam soğuyor musun? Yok aslan ya. Niye? Ha yani böyle bu şey seksapalden düşürüyor mu yani? Biraz daha kapalı olsa olabilirdi ama çok da soğumuyorum. Yani. Çok da bir değişik bir dert. Ay ben yani. De sürekli ayaklarımı çıkartıp kaldırıp önüne evet. Koymuyorum ki yani. Tabii yani değil mi? Zaten kışınları genelde çorapla geçiriyoruz. Sen mesela şekerim bazen insanın canı istemez başım ağrıyor der ya ayağını ağzına sokabilirsin öyle durumda. Aynen çok mantıklı. Fışt yaptın bu adam bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Bir tane şey hastalığı var. Böyle mesela evden çıkarken yemek masasının üzerine çok alakasız bir şeyini bırakıyor. Ama orada durmaması gerekiyor. Ne mesela? Ne bırakıyor? Baksın. Yok o kadar da. Ne bırakıyor? Kulaklık diyelim. Ya böyle mesela kulaklık hani orada durmaması lazım. Şimdi masanın bir şekli bir şeyi var. Hani üzerinde şarj kabloları, işte laptop. Hani böyle o masa hani ona sanki organize olmuş gibi. Ben de hani alıp onu başka yere koyuyorum. Ya da işte mesela her temizlik olduğunda evde hep kavga ediyoruz. Çünkü o istiyor ki kapıdan çıktığında koyduğu santim ve metreye göre evde de geldiğinde öyle bulsun. Kendini savunabilir mi? Tabii. Şimdi mesela işten eve geldiğim zaman bir rutinim var. İşte elimi yıkayacağım mesela. Giriyorum banyoya. Mesela sabunu aldım ya havluya elimi attığım zaman orada olması lazım. Orada mesela olmuyor havlu. Başka yere alıyorlar. Ama mesela hani temizlik var. Onu temizledik. Hani kuruyor yani hani. Olabilir şu anda o. Eve yardıma gelen abla ilk geldiği gün. Ben şimdi eve girdim. Demet'i aradım. Hayır bu değil. Bundan önce bir kadın geldi bize. Ondan dedim sonra ben başka bir eve mi girdim? Hani hiçbir arkadaş şey yerinde. Oğlum aynada konuşmayın lan. Hiçbir şey yerinde değil. Hiçbir şey. Bir tek buzdolabıyla yatak duruyor. Onları da taşıyamamış herhalde. Her şey farklı. Sana yerinde. Sormadan evin şeklini şemalini mi değiştirmişler? Ya biz onun düzenini yaşamaya başladık. Çalıştığımız için hani evi bıraktım sabah, çıktık. Sonra Umut beni böyle akşamüstü 4 gibi falan aradı. Sana bir şey söyleyeceğim ama sakın panik yapma. Hani hiçbir şey alınmamış gibi gözüküyor ama eve hırsız girmiş. Şimdi ben... hiçbir şey var. Havlu yok. Aynen. Yer değiştirmiş yani. Sonra ben de dedim ki ya evde hani kadın vardı, hırsız acaba onu mu takip etti? Hani o çıktı, o arama hani girdi, hırsız falan. Ben onu düşünürken... Ons dedim ki hırsız girme imkanı yok. Hani evde temizlik vardı. Kadın da her şeyi böyle temizlediği şeylerin dolapların içine koymuş. O yüzden de ortada hiçbir şey kalmamış. Ben de düzeni seviyorum. Biraz ondan rahatsız oluyor Demet. Anladım. Hiç değişiklik sevmez. Çok sevmem. Sıfır. Ben de öyleyimdir. Ya mesela şeyi de sevmiyor. Şimdi evde böyle robot süpürge aldım mesela. Onun çalışmasını da sevmiyor. Yani bir şey yapacaksan mesela temizlikle alakalı... Umut'un olmadığı zamanları kovalamam gerekiyor. Neyi sevmiyor? Ya mesela o robot süpürge çok ses çıkartıyormuş mesela. Onu neden o an çalıştırıyormuşum? Ondan sonra robot süpürgeyle kavga ediyor. Ondan sonra hani çok abi, sesi çalışıyorsun diye. Ama... En son yani cinnet geçirdim ben de. Hani fırlatacaktım aşağıya da çok para verdiğimiz için çok yemedim. Söz hakkı doğuyor sürekli. Sürekli söz hakkı doğuyor. Tamam. İki saniyedir. Şimdi şöyle o robot süpürge çalışacağı zaman ona kızımız diyoruz bu arada. Salona kızımız mı? Kızımız bu belli ki fantezinin bir parçası böyle tabir ediyorum. Salonda çalışacağı zaman her şeyi Demet mesela kaldırıyor şeyin üstüne. Kanepenin üzerine kaldırıyor sandalye falan. Ya çünkü şey robot şimdi mesela şöyle küçük şeyleri algılamıyor. Üzerine çıkmaya çalışıyor. Çıkıyor bazen inemiyor. Ses çıkartıyor. Tüküreyim böyle robota ben ya. Tartaklıyor onu böyle. Ben de hani orada... Daha başarısız robot hayatını duymadım ben ya. Çıkar bilmem ben buna. Aynen öyle oluyor mu? O da rahatsız oluyor diye. Ben de hani her şeyi koltuğun üstüne koyuyorum ki hani hızlıca orayı temizlesin sonra indireyim onları. Robot mesela bir şey gördüğü zaman ne demek üstüne çıkmaya çalışıyor? Ya onu da temizlemeye çalışıyor. Mesela şunu gördüğü zaman hani oraya çıkmaya çalışıyor çıkamıyor. Çıkıp yukarıyı da temizleyecek. Ya evet. Onun hayali o yönde. Robota bak. Beni sevsinler diye yapamayacağım şey yok. Yeter ki bu evde ekmeğimi suyumu versinler. Ve bu işlem çok ses çıkartıyor. Yani oraya çıkmaya çalışırken daha fazla ses çıkıyor evde. Demet'in bu sesleme çok hoşuna gidiyor demek ki. Bu teknoloji gelişmedi mi sizin mesela Türkiye'ye gelen ilk robotu almış olabilir misiniz yani? Yok öyle. Kaç yılından bu robot? Yok yeni pandemi sürecinde aldık hani ha. Evde. Hani çalışıyoruz en azından süpürge işi ortadan kalksın diye ondan sonra ama... Dışarı çıkıp para harcayamadığımız için öyle aldık. Laf sokuyor ya kadına.
para birikti, rahatsız oldu. Bunu bir yere harcamamız lazım dedi bu kadın. Senin hocam hangi oyunu değiştirirsin fışt yapsa? Panik özelliği var biraz. Aha. Mesela diyelim ki bir akşam başım ağrıyor. Biraz da ateşim çok fazla, birazcık fazla diyelim. Doktora gidelim falan diye hemen. Panik oluyorum yani. Hani bir şey olacak, hani işte beyninde kesin tümör var, uğur var hani. Ondan sonra hani o yüzden... Bayağı da moral veriyorsun adama. Ateşim 36,5, tümör var. Tatil planını kim yapar ilişkide? Sen mi? Her şey ben yaparım. Sen daha mı vizyonlusun bu konuda? Ya şöyle, ben hani böyle araştırmayı, planlamayı falan çok severim. Ya yani böyle bir yere gitmeden önce işte hangi gün nereyi gezeceğiz, işte uçak biletini nereden alacağız, nerede konaklayacağız, hangi gün ne yiyeceğiz falan, hepsini çıkartırım. Nereye gittiniz en son? Ya beraber geçen sene Tayland'a gittik. Nasıl? Vallahi çok güzeldi, masajlar falan. Bir de Umut hani böyle işte masajı, kaşınmayı işte çok seven bir insan. Kaşınmayı mı? Evet, kafasını inanılmaz kaşıtmayı seviyor ve biz hani ev işi yaptırmak için ben onunla mübadele falan yapıyorum hani işte. Bulaşık makinesini boşaltırsın, 15 dakika kafanı kaşırım hani. Yine fantezi dünyasında bir çığır. Ama itfaiyeci kıyafetiyle olursan. Mesela çamaşır makinesi boşalt, 10 dakika sana kaşıma benden. Ne kaşıması? Kafa. Kafa. Ya şöyle kafasını kaşıtmayı inanılmaz seviyor. Hemen bir demonstrasyon. Hemen. Çok. Yani şöyle şöyle kaşıyorum mesela 15 dakika boyunca. Adam şu an aşka geldi, gördünüz mü? Şu an eviniz nerede? Suadiye Ayşe Kadın. Ha güzel. Kaç artı kaç? 2 artı 1. 3 artı 1 ya. 3 mü? Evet. Ya ilk defa hayatımda evinin odasını saymamış bir insan görüyorum yani. Ha şey. O, artı 1 mi ya? Ev işleri kimde daha çok? Ya ben de. Daha çok Demet'te. Ne sende? Ya şimdi 2 haftada bir hani evimiz düzen temizleniyor zaten. Hani onun dışında işte süpürge, evi silme, ütü, yemek. Aslında her şey onda. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Hani sende. Evet, Türk kahvesi yapıyor çok güzel. Hani yemeklerden sonraki kahveleri Umut yapıyor. Ben, bir de işte masa toplama, masa kaldırma, o işleri yapıyor. Ben bendeki işleri söyleyeyim. Makine boşaltırım. Yani yerine yerleştiririm. Sofra kurar toplarım. Kahve yaparım, çay yaparım. Ondan sonra. Ama ben bir de Demet'in işini çok zorlaştırmam yani. Mesela hani böyle erkekler oluyor, oraya çorap atar. İşte buraya tişörtünü gönderir. Hani ben evi çok dağıtmadığım için. Ama temizliğe de çok karşı evet. Mesela. Hani. Karşı? Evet. Ne demek o? Ya mesela şimdi böyle pandemi sürecinde şimdi hani eve biri gelmediği için bir de benim hani saçlarım falan biraz dökülüyor. Ben de böyle işte robot süpürgeyi almadan önce kendim süpürüyorum evi. İşte ben mesela ne zaman süpürmeye başlasam Umut'un ayağa kalkacağı tutuyor. İşte mutfağa giriyor, oradan çıkıyor. İşte tuvalete gidiyor, çıkıyor. Bu arada da söyleniyor hani işte bu iş şimdi mi yapılırdı, ondan sonra işte şöyle de böyle de falan. Yok yok. Ondan sonra ya yani benim için hani böyle bir azap evi temizlemek onun için. İşte mesela diyorum ki şu odada sen dur, ben diğerlerini yapayım. Oğlum ne yapıyorsun orada? Şöyle bak. Çok çekiliyor oğlum, gözüküyor sen şu an. Ya ama gerçekten öyle hani. Çok çaresizim. Mesut Bey yardım edin gibi oldu şu an. Ama şimdi öyle bir anlattı ki ben hayatı zindana çeviren bir insan da değilim. Yo. O kadar da değil canım. Hayır hayır ama yani temizlik konusunda zor şimdi. Yani durmuyor orada. Hem temizliği sen yapıyorsun hem de şimdi mi yapılır diye. İşte evet yapmasın, evet aynen. Ama çok yapmasın yani. Şimdi 3 aydır hani evdeyiz mi? Batıyor şimdi yerler benim gözüme hani şimdi. Sen tam... biraz da titizsin galiba. Bu adam azıcık daha pasaklı. Evet. Doğru mu? Evet. Kim daha şık? Şık mıdır bu adam? Değil bence ya. Ben hiç ya. Şık değilim ya, hiç. Ya öyle bir tarzı yok yani, şey normal hani. Pantolon. İster miydin daha şık olsun? Ya tabii birazcık daha isterdim şık olsun. Hanım şık mıdır? Değildir. Biraz daha şık olmasını isterdim. Aferin ya. Hediye alıp verir misiniz? Sadece doğum günlerinde. Ben daha iyiyimdir ona. Yaptığım birkaç tane güzel hediyeden bahsetmek isterim. Bir kere evet ya. Galatasaraylı bu arada fanatik şekilde. Bir kere bütün futbolculara forma imzalattım. O sene oynayan. Nasıl yaptın bunu? Ya şöyle bir arkadaşım şeyi tanıyordu, tercümanı. Ondan sonra hatta o senenin de değişik bir şeyi var. 4. yıldızı aldığımız sezon. Yani ben hani şans eseri o seneyi seçmişim. Ondan rica ettim. Forma aldım, yolladım. Bütün futbolcular imzaladı. Geri geldi. Onu bir doğum günde hediye etmişti. Vay. Yedek kaleci de imzalamış. O niye imzaladıysa? Yedek kaleci mi? Eray, oğlum Eray. Ayıp değil mi? Tamam niye? O da imzalamış. Abi şunu siler misiniz diye böyle karalıyorlar. Yedek kalecinin imzası. Ne kadar ayıpmış ya. Birbirinizi över misiniz? Ben çok överim. Vallahi. Demek çok plan programlı, hani planlı ve programlı bir insan. Onu çok överim. En son ne zaman övdün? Geçen hafta yaptığı yemekten dolayı övdüm.
Geçen hafta içi. Ne yapmış yemek? Şimdi zeytinyağlı kabak yapıyor. Üstüne şey tereyağı gezdiriyor. Bir de üstüne böyle cevizler koyuyor. Maraş bir arkadaşın evet tarifi. Çok güzelmiş ama he. Ya bu arada ben yemek yapmayı çok seviyorum hani. Her yemeği de yapabiliyorum ondan sonra. Umut ama yemeği çok sevdiği için yani biraz şey denk geldik. O yüzden yemek konusunda hani çok övüyorum. Sen över misin? Ben de işte kahve yapımına devam etmesi için işte ellerine sağlık kahve çok güzel olmuş. Gazlı yok kahve. Ben böyle kahve içmedim falan diyor. Ben de hemen gelin herkese de işte siz Umut'un kahvesini içtiniz mi, çayını içtiniz mi falan diye böyle. Misafir geldiği zaman. Evet evet. Eleştirir misiniz birbirinizi? En son ne zaman eleştirdin bu adamı? Hatırla bakayım. Ha belki... Araba kullanırken geçen gün. Ha evet araba kullanırken. Ya şey hobisi var Umut'un böyle mesela. Gidiyoruz yolda. Mavi minibüs görüyor mesela. Bir anda onun önüne kırıp yavaşlamaya başlıyor. Çünkü onlar öyle yapıyor ya. Hani. Öyle bir hobisi var yani. Oo, hani şey hani ama biz öyle ölmeyiz diyor. Hani ölmemizi garanti etmek için böyle bir yola başvurduk. Onlar mesela muhabbet ediyorlar yol ortasında. Arkadan biri gelmiş mi gitmiş mi falan bakmaksızın. Ben de öyle mesela önüne kırıyorum. Yavaş gidiyorum mesela. Ama öyle ayarlıyorum ki hani bana yeşil oluyor o kırmızıda kalmış oluyor. Ben gidiyorum. Hiç böyle sayko bir hareket gördünüz mü? Oğlum sen canınla niye oynuyorsun? Ne gerek var? Bu arada selektörler, kornalar hani arkadan küfür geliyor. Kıyamet. Bir kere şey oldu. Bizim bir arkadaşımız doğum yaptı. Biz hastanedeyiz kızın yanında. Kızın eşi geldi. Bembeyaz. Ondan sonra ne oldu falan dedik yani hani Umut gayet rahat falan geldi. Şimdi sormayın falan dedi. Ne oldu dedik. E5'te bu şey var ya Optimum AVM. Onun karşısında artık minibüsçüler böyle inmişler yani bunları dövmek için. Ondan sonra çocuk hani yeni baba olmuş ama hala şey yani hani can derdinden hani hastaneye böyle şey bayağı hızlı geldi. Oğlum yapıyorsan bu işi tek başınayken yap bari milletin niye riske atıyorsun? O da çok korktu ama evet. Sence para verme gereken cevap bu mu şu an yani? Onun da var ya biz götü çıktı ha korkudan. Ama yani konumuz hiç o değil. Adam bak dünya sakini adam minibüslerle kapışıyor. Çok gıcık ediyor ama ya. Tamam ama tepkimizi böyle gösteremeyiz yani. Bu büyük risk ya. Evet yani farkındayım. Hiç dayak yedin mi? Yemedim ama temiz yiyeceğim gibi. Öyle duruyor evet yani. Allah Allah kırıyorsun önüne yavaş kullanıyorsun. Evet. Ama o kadar yavaş ki yani hani. Bir de başka aynen bakıyorum biri... falan evet. Böyle hani. Şey. O da sövüyor falan öyle. Hoşuna mı gidiyor bu? Gerçekten hoşuma gidiyor. Çünkü onlar yapıyor. Gerçekten hoşuma gidiyor diyor. Ne güzel söyledi anama. Öyle valla. Ama bırakmam lazım. Bence de bırak. Duydum en saçma hikayelerden biri bu ya. Bir de şeyi seviyor mesela. Bazen ben korkuyorum. Gayri ihtiyar böyle yanındayken fren hareketi yapıyorum hani böyle. Araba kullandığım için. Mesela o anlıyor korktu mu daha da basıyor hani. O şey düşünüyor. Bir tane şoförün önünde fren gaz var. Bir de yanında oturanın yanında fren gaz var. Ya basıyor basıyor durmuyor ya bu araba. O ayağı bir şeyde frende. Sen eleştirdin ne güzel. Sen eleştiriyor musun hocam? Bazen Demet'in hani korkuları var. Yani elinde olmadan korktuğu şeyler var. Onları hani diyorum ki mesela yardım alalım, düzeltelim falan gibi öyle konuda eleştiriyorum. Mesela kediden çok hoşlanmıyor, kedilerden. Ya hoşlanmıyor değil de şey böyle yani... Bayılıyor. Böyle bir korku yok ve herhalde çekiyorum da ben kedileri. Bir kere böyle modada falan otururken 3. kattan kedi düştü masaya. Masaya mı düştü? Masaya düştü. Ben tabii... İyi değil mi hayvan bir şey yok. Evet evet ya düştü kaçtı tabii ben tabaklar uçtu, bardaklar masayı... uçtu, masalar uçtu falan. Garson geldi şey dedi ya abla dedi ben 22 senedir burada çalışıyorum. Hani böyle bir şey ilk defa oluyor hani. Çekiyorum. Adamı da açıklaya bak. Bizde haftada bir kedi düşmesi de bir yer bir yere. Yani hani çok ekstrem şeyleri de çektiğim için mesela kedi konusunda böyle inanılmaz. Hani şaka yapılınca da gözlerim doluyor evet. Hemen. Ya ben korkmasını eleştirmiyorum. Hani dedim hani yardım alabilirsin. Anladım. Şey, bunlar... Keşke sevse. Üstesinde. Hayvan evet. Sevgisi aşılasa. Evet, aynen öyle. Ha, yani bir... Ayağına değecek de şey yapıyor. Hani değecek de korkuyor. Ya bir şey hani tabii ki de zarar görsün istemem. Bir kere böyle yavru kedi için yola atlamışlığım var ama hani kediyi de alıp hani şey... Dokunamıyorum yani. Anladım. O da bize zor oluyor. Çünkü mesela dışarıya yemek yemeye gittiğimizde illaki kediler geliyor. Bana ya su tabancası veriyorlar. Hani kendi... Az gene de evet. Evet korkutmayalım evet. Çok hayvanları. Evet evet aynen. Kullanmıyorum. Bendeki korkuya bak. Özür dileyelim hepsinden. Yok yok kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Ama... Bana sıkıyor. Harbi mi? Bu gitmesi bu gitsin. Hop. Hocam böyle hayran olduğun bir ünlü var mı? Var. Kim? Yani çok var da bir tanesini. Bir tane kadın ünlü söyle bakayım. Esther Exposito var biliyor musunuz? Şarkıların o. Kimmiş Esther?
Exposito şeyde oynuyor, Elite'de oynuyor. Elite diye bir dizi var. Ha biliyorum, oradaki kim? Sarışın. Carla. Yılan var ya sarı. Evet evet, Carla. Carla. O benim de izlediğim şikolata. Ben hep izliyorum ya gençlik dizileri. Çok güzel kız ama. Güzel kız, ben bilmiyordum adını. Şuradan geldi. Tamam. Carla. Üçüncü kattan masamıza düştü. Hop dört ayak üstüne kaçtı gitti. Geldi tuttu elinden. Bir hafta gider misin Carla'yla? Bir hafta gider dönerim sonra ama. Hakikaten mi? Vallahi mi? Nereye dönersin peki? Döndüğünde bulabilir misin? Bence bir şey demez. Bulurum. Ay bulur ya. Çünkü şey... Bulurum diyor. Ben de birini bulurum gitsin ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle bir fırsat ne zaman gelecek eline? Hani madem öyle bir şey geliyorsa zaten bir hafta gidebilir. Geleceğinden değil de işte. Bayağı üzüldü. Gitsin mi hakikaten? Gidebilir ya, hiç sıkıntı olmaz. Döndüğünde ne diyeceksin? Yok hiçbir şey demem. Sorar mısın o bir haftayı? Konuşmam ya. Hiç şey yapmam yani. Gitmiş eğlenmiş gelmiş. Hayır yani gittin eğlen, detay sormam yani. Küçük sandım. Yok yok, bir şey olmaz. Ama şey yapıyor. Kıza da böyle saçını hep okşatmış. Kaşıtıyor. Ay bir şey söyleyeceğim, çok sevinirim ya. Bir hafta en azından kaşınırsa o bir sonraki hafta kaşınmayı istemez. Ben de rahatlıyorum. Öyle mi oluyor? Dönemlik mi kaşınıyor bu herif? Çok sert sordum ama bu güzel kardeşimiz. Ya bana bıraksa hep kaşınırım da Demet çok işte haftada bir, haftada iki. Sen hep mesela ister misin? Her an biri seni kaşınır. Evet, evet. Senin var mı hayran olduğun ünlü erkek? Vallahi şöyle ya, ben orta sona kadar bir Özcan Deniz yabancı fanıydım. Ondan sonra yabancı da Mark Ruffalo'yu beğeniyorum. Çok iyidir ha. Evet. Ya yaşlandı biraz ama. Olsun. Olsun. Genç hali. Aynen. Gelmiş anti-aging kremlerini sürmüş. Buraya gelmiş diz çökmüş. Kafamı tamam kaşır mısın mı diyor. Uzatmış şöyle. Aferin, güzel şaka ha. Uzatmış. Artık beni kaşı diyor. Kaşırım. Gider misin bir hafta? Giderim canım. Hakikaten. Tabii bir daha ne zaman fırsat gelecek ki öyle bir ünlüyle bir hafta. Ama döndüğümde muhtemelen Umut'u bulamam. Öyle mi? Yok ya, böyle bir şey niyeti olan normalde yapar ki. Buradan düşmesine gerek yok yani. Yani bir öyle bir niyeti varsa başka biriyle ünlü olmasa gerek yok yani. Cevaplara gene bak. Gider. Gene gider. Aynalı tahir. Cevaplara ya. Bak hey ya. Öyle bir niyeti varsa yani. Bir güven dediğimiz şey. Çok takip olmadığım birkaç tane kız var. İş yerinden. Hı hı. Bir hafta tatile gidebilir mi? Vallahi gidebilir. Ya çünkü dediği gibi yani şimdi bir şey yapmak için. Şeyimiz gibi aile, yemin ediyorum. Ne bir ahlak ne bir kıskançlık. Gider sevişmezse hatırım kalır, öyle söyleyeyim. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz mesela mesaili bir iş yapıyoruz. Şimdi bana mesaideyim deyip de o işleri yapabilir. Hani o yüzden sırf tatile gitmesine de gerek yok ama kısıtlamam da yani hani gitmek istiyorsa gidebilir. Hanımefendi? Gideceğim diyor. Yani hiç böyle tanımadığım erkeklerle tabii... Ay... Gittim aslında bir kere. İş için gitti de hani evet, iş dışında gidemez. Gittim. Yani gidemez derken gitmesini istemem. Gitmezse sevinirim. Ne oldu lan, ezberlemiş evde. Çok güzel ezberlemiş ha. Biliyor çünkü tepki göstereceğim. Aynen. Gitmesin. Hadi puanlayalım. Çağdaşlık. Değiştiriyorum. Genişlik. Yeni bir kat. Genişlik. Onu seyreden. 10 diyenler o desin. Kendi de bağırıyor manyak. Genişiz. Çağdaşlık. 10 diyenler o desin. Sizi daha çok geniş buluyorlar. Sadakat. Bir şey de yok evet yani. Hakikaten. 10 diyenler o desin. Kendi aralık eğlence düzeyi. 8 ve üzeri diyenler o desin. Nasıl ya? O kadar el şakalarım var ya. Nasıl? Ben pandik atıyorum ya. Bir daha sorsan. Eğlence düzeyini anladığına bak. Ya ben böyle koymuyor muyum yastık yerine? Burada yatmıyor mu bu? Her bölümün sonunda olduğu gibi öp şu Barış'ın. Alkışlarla. Arkadaşlar vallahi bu süreçte bizi yalnız bırakmadınız. Bu akşam gelen herkes acayip büyük iş yaptı bizim açımızdan. Çok kıymetli, teşekkür ediyoruz. Burayı buraya söyledim. Şimdi programı kapatayım. Profesyonel be. Hanımlar beyler,
bendeniz Mesut Süre. Bu vakte kadar izleyip en az 3 kez kahkaha attıysan ve Instagram'dan ilişki testi hesabını bendeniz Mesut Süre'yi takip etmiyorsan naif beddua severim. Değilim. Akşam eve geldim. Mutfağa doğru bağırdım. Dedim ki aşkım bu akşam ne yemek yiyeceğiz? Böyle arkalarında bir yerlerde bir anahtar hissettim. Bölüm biter. Bay bay. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetlisiniz arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz.